Değerli müminler, muhtemel Kadir gecesindeyiz. Muhtemel deyirik. Çünkü Kadir gecesi olma ihtimali olan 3 tane gece var. Yani birinci ehya, ikinci ehya, üçüncü ehya. Bizim tabirden. Fakat bu 3 ehya içerisinde Kadir gecesi olma ihtimali en yüksek olan gece son gecedir. Yani 23. gecedir. Rivayetlerden, karinelerden anlaşılan budur ki birinci ve ikinci ehyayı da koyuplar ki bizler bu iki ehyada istiğfar eliyek, ibadet eliyek ve üçüncü ehyaya yani asıl Kadir gecesine temiz ve hazır bir şekilde girebilir. Çünkü bir tanesi geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin huzuruna. Ya Resulallah, benim evim uzaktadır. Ben her zaman senin mescidine gelemmirem. Bana bir gece sadece denen, o gece ben gelim, ibadet edeyim burada, ehya saklayayım. Peygamber Efendimiz buyurdu, 23. gece gel. Veyahut da Hazreti Zehra sallallahu aleyhanın çocuklarına davranışından 3. ehya geldiğinde çocuklarının yüzüne su serperek de olsa koymazdı onlar yatsın. 3. ehyada özen gösterirdi. Ve aynı şekilde diğer rivayetlerden anlaşılan budur ki birinci ve ikinci ehya bir hazırlık aşamasıdır. Temizlik aşamasıdır. Yani bu gecelerde gerek günahlarımızdan arınak, istiğfar eliyek. Ancak bu şekilde Kadir gecesini sağlıklı bir şekilde idrak edebilerek. Kadir suresi çok önemli surelerden bir tanesidir. Özü de çok faziletlidir. Velayet suresi de denilir bu sureye. Velayet suresi. Ehl-i Beyt aleyhisselamın velayetini anlatan bir suredir. Fatıma suresi de denilir. Hazreti Zehra sallallahu aleyhaya işaret eden bir suredir. İmam Mehdi'nin Eccelallahu Teala Ferecehu Şerif'in suresidir. Çünkü bu surede ona da işaret edilir. Çok kısa bir suredir ama Ehl-i Beyt suresidir. Velayet suresidir. Hazreti Zehra sallallahu aleyhanın suresidir. Kur'an'ın suresidir. Bir gördüğümüz Kur'an var, yazılı Kur'an, bir de konuşan Kur'an. Kadir suresi her ikisinden de bahsedir. Hem yazılı Kur'an'dan hem de konuşan Kur'anlardan. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz onu Kadir gecesinde indirdik. Onu yani Kur'an-ı Kerim'i. Biz Kur'an-ı Kerim'i Kadir gecesinde indirdik. Buradan anlaşılan budur ki Kur'an iki şekilde nazil olupdu. Bir toplu bir halden bir defada nazil olup Kur'an'ın tamamı Kadir gecesinde nazil olup peygambere. Ayrıyeten bir de ayet ayet nazil olupdu. Yani olaylar geliştikçe olaylara göre ayetler de o münasebetle nazil olupdu. Kadir suresinde bahsedilen iniş toplu inişti. Yani Kur'an'ın tamamı peygamberin kalbine bir defada nazil olupdu. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَادِرِ. Nereden bileceksin Kadir gecesi nedir? Bunu Peygamberimiz tabii ki bilir ama muhatap bizlere. Kur'an'ın üslubu budur. Kızım sana deyirem, gelinim sen eşit.
Kur'an'ın üslubu her yerde beledir. Allah peygambere hitap edir ama asıl muhatap ümmettir. Sakın kafir olma, ele eleyerem, bele eleyerem peygamberi tehdit edilir. Orada peygamberi tehdit edilmir ki. Orada ümmeti tehdit edilir. Yoksa peygamber kafir olacak değil haşa. Eğer bize yalan isnat edersen senin şah damarını keserim. Peygamber haşa, kimse görmüyor onun yalan konuştuğunu. Hiç kimse görmüyor. Allah'ın orada hitabı gene bizlere de, Allah adına yalan konuşmayın deyir, bize deyir. Ama maalesef Ehl-i Beyt aleyhisselamın tefsirinden uzak kalanlar bu ayetleri hep peygamberi kınayan ayetler zannedipler. Deyipler bak, peygamber de demek az kalıp kafir ola, Allah tehdit edip koymuyor. Görürsen. Hamdolsun Allah'a ki bizleri Ehl-i Beyt aleyhisselamın yolunda karar kılıptı. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Amin. İşte doğru kaynağa başvurmazsan, elece sapar gidersen, hiç bilmezsen başın nereden çıkacak? Nereden bileceksin Kadir gecesi nedir? İmam Sadık aleyhisselam bir hadisinde buyurur, El-Leyle, Leyle yani gece, Hiye Fatıma, o Fatıma'dır, anamız Zehra'dır. Kadr Allah'dır. Leylatul Kadri hayrun min elfi şehr. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bin ayda. Kadir suresinin nuzul sebebine de baktığımız zaman niye nazil olup, hangi olaydan dolayı nazil olup tefsirlerde buyururlar ki Peygamber Efendimiz rüyasında baktı ki minberine Emeviler çıkıptı. Benim bu dediğim Ehl-i Sünnet kaynaklarında da mevcuttu. Rüyasında baktı minberine Emeviler çıkıplar. Onlar minberi işgal edipler. Uyandı, çok rahatsız oldu. Bildi ki kendisinden sonra Emeviler din adına geçecekler toplumun başına ve dine büyük darbeler indirecekler. Allah-u Teala Kadir suresini nazil eledi. Leylatul Kadri Fatıma ve onun balaları hayrun min elfi şehr. Bin aydan daha hayırlıdılar. Korkma sen. Bin ay Emevilerin hükümet süresidir. Onların yönetimi yaklaşık bir insan ömrü kadar sürüktür. 80 yıl civarında. Korkma, Emeviler o bozgunlukları yapacaklar ama onların karşısında Ehl-i Beyt var. Fatıma var, Fatıma'nın balaları var. Onlar koyan değiller, din yok olsun. Leylatul Kadri hayrun min elfi şehr. Tenezzelul melâiketu vel ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. Bu Kadir gecesinde melekler nazil olur. Melekler nazil olur. Yeryüzü karış karış, her yerde melekler var. Biz görmürek, eğer görseydik, melekler trafiği var şu an. Kadir gecesinde melekler trafiği oluşur. Bunlar nereye inirler? Her yıl bunlar inirler melekler ama nereye? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayattayken ona gelerdiler, ona nazil olardılar. İmamlarımız buyururlar ki Kadir suresini bizim velayetimize delil olarak sunun. Deyin ki melekler peygambere inerdi, peygamberden sonra kime inirler? Melekler başıboş mu dolaşır? Bir merkez var, bir nokta var, Allah'ın yeryüzünde bir hücceti var. Kimdi o hüccet? Melekler kime inirler? İşte o merkez Allah'ın
masumu, Allah'ın hücceti, Ehl-i Beyt imamlarıdır. O yüzdendir ki bu sure velayet suresidir. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Fecir doğana kadar selametlikdir, esenlikdir. Fecir nedir be? Fecir de İmam-ı Zaman Ağa'nın zuhur vaktidir. Selam olsun o zuhur vaktine kadar. Değerli müminler, bu Kadir gecelerini gerçekten çok iyi anlamda değerlendirerek, bakın, çok deyerek günahlar bağışlanar, o namazı kılsan günahın bağışlanar, anan baban bağışlanar, ele eylesen beli olar, beli eylesen eli olar. Biraz hedefimizi yüksekten tutalım. Günahların bağışlanması bu gecelerde bu manevi sofranın kenar köşesindeki kırıntılardır. Kırıntılardır. Bu söz benim değil, Ayetullah Cevadi Amuli'nin sözüdür. Allah ömrüne bereket versin. Amin. Bağışlanmayı bırakın bir kenara. Bu sofra öyle bir sofradır ki Allah-u Teala serpti. Ehl-i Beyt sofrasıdır, Allah sofrasıdır, velayet sofrasıdır. Bağışlanmak bu sofranın kırıntılarıdır. Asıl hedefi yüksek yere tutalım. Kadir gecesini kabir gecesi yapmayalım. Ölüm gecemiz olmasın, diriliş gecemiz olsun. Yani bu gecelerde artık Allah'tan barışalım. Artık Allah'ım, hüccetinle benim aramdaki perdeleri kaldır diye. Ben artık günah işlemeyeceğim diye. Çok ciddi, sağlam kararlar alalım bu gecelerde. Sağlam karar almayacaksa burada ne işin var? İmam-ı Zaman Ağa'ya bir söz vermeyecense, Allah'a bir söz vermeyecense burada ne işin var? Zaten bağışlanıpsan da çık git evine. Ramazan ayı bağışlanma ayıydı. Oruç tutan herkes bağışlanıptı. Ondan arkayın ol. Derdimiz gelecek daha büyük şeyler ola. Diyen ki ilahi, ben istiyorum senin rızanı kazananlardan olan. Allah-u Teala Kur'an'da cennet nimetlerini bir bir sayır. Orada meyveler var, orada huriler var, orada saraylar var, orada nehirler var, ağaçlar var, var da var. En sonunda buyurur ki ve hepsinden daha büyüğü Allah'ın rızası var. Allah'ın rızası. İşte müminlerin o zirve hedefi bu olmalıdır. Allah'ın rızası. İmam Hüseyin aleyhisselam atından yıkılanda Kerbela toprağına üzükü yere geldi. Orada ne dedi Allah-u Teala'ya? Sen razıysan tamamdır. Sen benden razıysan tamamdır. İmam Hüseyin bu sözü deyir. Sen de ben de gözümüzü elmaya, armuta, cennetteki saraylara dikmeyek. Allah'ın rızasına dikek. Namazlarını vakti vaktinde kılmırdın. Ele bil ki kabirdeymişsen sen, ölüymüşsen sen. Gelip sen dirilmeye. Denen ilahi gelmişem dirilmeye sen benim elimden tut. İlahi ben nefsime yenik düşürem sen benim elimden tut. İlahi ben özüm özümden baş edemirem sen benim elimden tut. İmam-ı Zaman Ağa, ben buraya gelene kadar neler çekmişem. Şeytan oradan tutup çekip, buradan tutup çekip koymurdu ben gelen buraya. Şimdi ki gelmişem sen tut elimden ve bırakma benim elimi. Bırakma. İlahi sana söz veririm, namazlarımı bundan sonra vaktinde kılacağım.
İlahi bundan sonra söz veririm falan günahı işleyen değil. İlahi sana söz veririm imam-ı zamanımın kalbini inciten değil. Kur'an okumasını bilmirsen bu gecelerde söz ver. Denen ilahi Kur'an öğreneceğim, senin kitabını öğreneceğim. Kadir gecesinde sen bu Kur'an'ı indiripsen, ben de gelmişem bu Kur'an'ı koyan başımın üstüne. Diyem ki Allah senin kitabın bak benim başımın üstündedir yeri. İsteyirem bunu diyem. İlahi deyirem Kur'an benim başımın üstündedir yeri ama okumasını bile bilmirem. Hele içini açıp bakmamışam. İlahi sana söz veririm. Bir dahaki Kadir gecesine kadar ben bu Kur'an'ı öğreneceğim. Öğreneceğim. Ama söz ver. Rabbinle bir anlaşma yap. Bir sözleşme yap. Olmaya bilmeye Kadir geceleri bite ve biz gene normal hayatımıza devam edek gidek. Kadir gecesinden önce neydimse sonrasında da aynı olan olmaz ele. Olmaz. Allah-u Teala hepimizin akıbetini hayır eylesin inşallah. Amin. Bu geceler velayet gecesidir. Fatıma Ali geceleridir. Sabahleyin Emirül Müminin Ali aleyhisselam zerbetlenecek, vurulacak. Başından darbe alacak. Gör ne kadar zulüm çekipti ki bu imam. Adamın başına kılıç deye diye ki kurtuldum. Gör ne kadar bu ümmet peygamberin vasisine çektiripti ki başına kılıç deyende and olsun Kabe'nin Rabbine kurtuldum deyir. Ne ah deyir ne vah deyir. Sallallahu aleyke ya ya Amir al-Mu'minin. Ucaldı yürekten ah Mehdi can. Ya sahibez zaman, başın sağ olsun ağam. Ucaldı yürekten ah Mehdi can. Döndü şiyenin gözyaşı kana Mehdi can. Döndü şiyenin gözyaşı kana Mehdi can, ağa can. O gün ceddin emir el müminini vurdular. Bugün de Yemen'de, Afganistan'da, Filistin'de senin şiyelerini vururlar ağa. Döndü şiyenin gözyaşı kana ya Mehdi can. Bir kelimeden de olsa sen de imamına tesliyet denen. Ya binel Hasan, ya binel Hasan. Bir de ya binel Hasan, ya binel Hasan. Derdi olanlar desin ya binel Hasan, ya binel Hasan. Ey munciyi alem hayandasın.
Ey Munci-i Alem, hayanda san gel. Mezlum olup şiyelerin Mehdi can. Mezlum olup şiyelerin Mehdi can. Ya binel maşallah, ya binel Hasan, bir de ya binel Hasan, kurban olum gözyaşına. Ağacan gözyaşına men kurban, ağayın da ardaza. Necef desen, Kufe desen, Kerbela desen, kurban olup gözyaşına. 313 yoldaşına. Tez gel dolanım bana. Ama bu söz benim sözüm değil ha. Yemen'deki o mazlumların sözü. Tez gel dolanım başına. Ya binel Hasan, ya binel Hasan, ya binel Hasan, ya binel Hasan, ya binel Hasan. Yürekler aparak Kufeye, yürek namade oldu. İnşallah bu gece gözyaşların akar.